Burdur'da manavlık yapıyor. Fakat çok enteresan. Başkasının yetiştirdiğini satmıyor, kendi yetiştirdiğini satıyor. Değişik değişik ürünleri var. Dünyanın dört tarafından adları var, ürünleri getirmiş, yetiştiriyor. Farklı bir insan. Seni bir tanısın insanlarımız. Ben Güvenli Köyü'nden üretici Mehmet Yılmaz. Bu yeşillik üzerinde merakım var yani. Evet. Şimdi Çin soğanı, bu görmüş olduğunuz yerdeki bunlar. Pak choy. Bunların bir ayrı şeysi var. Bunun adı pak choy. Nasıl yeniyor bu? Bu hemen bunu salata yapıyorum, roka gibi. Bu şekilde yiyorsun. Üzümlerimiz ne? Üzümlerimiz de maşallah. Antep sofralık üzüm diyorlar buna. Bu erkenden eriyor bunlar böyle. Sende her hafta üzüm yetişiyor. Her ay değişik bu yermiş. Öteki alası yermiş, öteki daha ovacık ovacık. Vallahi işi biliyorum. Şimdi hocam bir de şöyle bunu ben meraklı olduğum için. Hı. Şimdi saatte orada göstereceğim. Çin fasulyesi var. 80 santim boyu var. Şimdi bunlar ne? Bunlar pak choy. Pak choy. Pak choy. Arada bir de fındık turp var. Evet, fındık turbu. Pazı. Pazı. Akdeniz kıvırcık. Akdeniz kıvırcık. Uygur Türklerinin turpları bunlar. Uygur Türklerinin turpu. Uygur Türklerinin. O nasıl oluyor lan? Bunlar. Olduysa verin içe sökkan. Evet. Dur ta olduysa şey yapayım. Olmadı selleme. Bir de şöyle bak. Bunu koru öte göster, öte göster. Gelin göze. Şöyle. Bu kişniş. Ondan sonra bu turpları daha yeni ektim. Daha bu çıkmış. Yaprağıyla salata oluyor. Uygur Türkleri bunu yiyor. Uygur Türkleri bunu yiyor. Gel kan gidelim, devam edelim. Şöyle. Bu ne? Bu reyhan. Reyhan. Şunlar? Bunlar yabancı ot, şunlar roka. Roka. Ha. Şimdi maşallah toprakta helva gibi senin ya. Vallahi helva gibi ya. Ya ben çiftçiyim bilirim bu işlerde evet. Helva gibi toprak evet. İlk defa görüyorum. Evet. Arasan taş bulunmayacak. Evet. Silecek taş yok ya. Evet. Bu ne fasulyesi? Bu Çin fasulyesi. Çin fasulyesi. Bir karış, iki karış, üç karış, 60, üç buçuk karış. Aşağıda 65-70 santime yakın ama bu uzunları daha vardı. Büyüyecek bu 90 santim, 80 santim geliyor. Yok ya. Evet. Çocuk boyunda. Bayağı hemen hemen öyle ya. Burada evet. Hıyar var. Evet bayağı. Ben zaten nerede hıyar görsem bilirim. Gel. Bu ne üzüm var? Bu kadın parmağı diyorlar buna. Kadın parmağı. Kadın parmağıymış bu. Neresi benzer kadının parmağına? Bak güzel işte. Hocam bir de buna bak bakalım. Kadının parmağında bir anlar oluyor ya. Mu bak bakayım hocam? Şöyle. Kameracığım bir alalım bir tane. Evet. Hocam bunu da çekme bari. Baksana yazık kelekte ne hale gelmiş ya o. Kelek hava yağmış deriz edin. Valla dellenmiş hava yağmış. Bak. Kelek hava yağmış. Maşallah yani. Daha da geri zaten yap. Bunlar ne? Bunlar Çin malları. Çin marulu. Evet. Orada hu Çin malı, hu Çin ulu, hu Çin. Evet. Şimdi ben dış ülkelere açıldım artık yani Ramazan hocam. Öyle çünkü mi? İçeride herkes her çeşidi yaptı. Bir ben dışarıya açıldım şimdi. Evet. Peki bunu Çinler yabancılar mı seviyor yoksa yerliler de alıyor? Yerliler de alıyor. Bu kopar bunu kes bir ay dayanıyor bu. Hiç bozulmuyor. Ama öbür mallar bozuluyor. Bunlar bozulmuyor. Senin sattığın malı yiyen düz duvara dırmanırmış. Yok onu duymadım. Öyle bir şey değil. Ama burada Çinler var mı? Var çok hem. Bu mermere geldikler evet. İçin onlar lokantacılar bilmem ne. Devamlı burada geliyorlar, ayağımda alıyorlar veya ben pazarda veriyorum. Bunu ama nestangetten sonra benim işim suya düşecek yani. Tabii bu işleri ben bir yapamam. Bir yıkılacak. Kız geliyor. Evet. 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 Şimdi bunlar ne? Burası Ramazan hocam alabaş turpu. Alabaş turpu. Evet. Köklü kanenden bir millet görsün. Şimdi hemen bunu şöyle yolacağım ben. Şöyle yolacağım. Hem bunu orada yiyin. Peki nasıl yeniyor bu? Bunu soyuyorsun hemen. Bunu doğruyorsun. Limonu sık, tuzla ye veya turp duzlu da ye. Turp gibi ama bunun şu an için mevsimi çok güzel. Şimdi bu şey var. Bunun şifa çok yalnız. Ağanın alatosunu gibi gezme derler. Ağanın alatosuna kimse dokunamadığı için adam şiş yermiş. Onun bahçesine bunun bahçesine girmiş. Alatosun iri olurmuş. Evet. Bu alaturp da iri oluyor. Bunun cinsi böyle ama bunda başta şeker olmak şartıyla akciğer kanseri. Çok şifalar var. Eğer bunu alabaş turpu diye internetten girerseniz şifalarını size belli oluyor. Değerli izleyiciler, ağanın aladanası da, amcamın alaturpu da, Anadolu'nun kabaş tosunu da belli olur.